Evet, NFT artık dünyada yayılmaya devam ediyor. Az önce de haberini ekranlarınıza getirdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaştığı Ege Denizi'ndeki 12 adayı içeren alan denizlerdeki Misaki Milli NFT olarak efendim kendine yer buldu. Ülke ocaklarından yapılan açıklamada ise 1522 kişiye NFT olan haritanın ücretsiz olarak yollanacağı açıklandı. Evet, her şey buraya kadar çok güzel. Peki NFT ne? Doçent Doktor Ali Murat Kırık Skype hattımızda soracağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Şevval Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Teşekkür efendim sizlere, ederim. değerli Flash TV izleyicilerine. Teşekkürler. Hemen ben ilk olarak sormak istiyorum. Evet, NFT'den çok bahsediyoruz ama birçoğumuz bilmiyoruz. NFT nedir? Hangi amaçla kullanılmakta ve nerelerde satılmakta? Evet efendim, tabii NFT aslında nitelikli fikri tapu anlamına geliyor ve son dönemlerde giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada NFT'nin çok ciddi anlamda karşılık bulduğunu görüyoruz. Çünkü teknolojinin gelişim göstermesi ve dijital dünyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu kavramı daha fazla duymaya başlayacağız. Nitelikli fikri tapu olarak Türkçe'ye geçen bu kavram aslında non-fungible token, yani değiştirilemez jeton anlamına gelmektedir. Bu genelde efendim bir blok zinciri üzerine kayıt gerçekleştirdiğiniz ve bir ürünün, bir içeriğin, bir fotoğrafın, bir görselin, bir müzik parçasının size ait olduğunu o blok zinciri içerisine tasdikleyen bir sistem. Şimdi yani o 12 ada MHP liderine mi ait NFT'de? Yani sosyal mecralarda. Evet, şu an baktığınızda Ahmet Yiğit Yıldırım onu Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmiş. Dolayısıyla şu an aslında o MetaMask dediğimiz cüzdan içerisinde direkt olarak Devlet Bahçeli'nin kendi üstüne kayıtlı. Dolayısıyla da hani isim olarak değil ama cüzdan ismi olarak, yani burada anonimlik söz konusu oluyor Şevval Hanım. Yani anonim bir cüzdana aktarım sağlanıyor ama o cüzdan size ait aslına bakarsınız. Dolayısıyla bu bir şekilde kişinin karşısına çıkıyor. Ancak bu direkt olarak sistem içerisinde kişi olarak değil, Şevval Yıldırım ya da Ali Murat Kırık olarak değil, cüzdan ID'si numarası üzerine kayıtlı olmuş oluyor. Ama böylelikle takibi sağlanmış oluyor. Evet, belki kişi olarak kimin ne olduğu belli değil ama profil olarak hangi profilde ne kadar NFT var ya da aynı zamanda bu MetaMask dediğimiz cüzdanlar NFT'leri, nitelikli fikri tapuları kayıt altına alabildiği gibi kripto paraları da kayıt altına alan, yani size ait olduğunu tasdikleyen bir sistemdir efendim. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla o ID size ait olduğu için direkt olarak o ID üzerine yüklenen, o cüzdana yüklenen her içerik, her dijital varlık aslında size aittir efendim. Ancak burada şöyle bir dezavantaj var. Bu normal bir tapu gibi değil Şevval Hanım. Yani siz bugün bir ev ya da araba aldığınızda bunun size ait olduğunu doğrudan tasdiklersiniz. Sizin imzanız vardır, sizin işte dediğim gibi bilginiz, belgeniz hepsi vardır ama burada diyelim cüzdanınızın şifresini kaybettiniz. Bugün normalde bir sosyal medya şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Nasıl sıfırlayabiliyorsunuz? Telefonuma ya da e-postama işte sıfırlama şifresi gönder, sıfırlama linki gönder diyorsunuz. Ama kripto para cüzdanlarında böyle bir durum söz konusu değil. Şifrenizi kaybettiğiniz an sıfırlama şansınız söz konusu değil. Sizinle birlikte unuttuğunuz için o kripto para cüzdanı da sistem içerisinde bir şekilde efendim kaybolmuş oluyor. Şimdi ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi cüzdan diyoruz, satın almak vesaire. Mesela ben NFT'den bir şey beğendiğimde satın alabiliyor muyum? Almak için nasıl bir ödeme yapıyorum? Kripto parayla mı, normal parayla mı yoksa? Şevval Hanım, şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada nasıl bir siz bir pazara gittiğinizde farklı tezgahlar bulunuyorsa, bu tezgahlar içerisinden istediğinizi alabiliyorsanız, aynı durum bu sanal pazar alanlarında da söz konusu. NFT'lerin satıldığı sanal pazar alanları var. Yani bir NFT üreticisi Şevval Yıldırım gidip bir işte bir pazarda kendine bir alan belirliyor ve bu alanda satım işlemi gerçekleştiriyor. Yalnız bu satım işlemini gerçekleştirirken o pazar yeri sahibi olan şirkete, firmaya, internet sitesine ne vermesi gerekiyor? Bir komisyon bedeli vermesi gerekiyor. Bunların hepsi kripto paralar üzerinden gerçekleşiyor. Genelde Ethereum dediğimiz kripto para zinciri üzerinden gerçekleştirilir efendim. Siz buradan dediğim gibi bir Ethereum bedeli belirlersiniz. Daha sonra o ürününüzü
satım işlemini gerçekleştirir iseniz sizin kripto para cüzdanınıza bir akış gerçekleşir. Belirli bir komisyon bedeli şirket tarafından alınır. Bunu sergileme ve satış bedeli olarak alınır. Bundan sonrası kalan size kripto para üzerinden kripto para cüzdanınıza ödenir efendim. Dolayısıyla aslına baktığınızda alım satım işlemleri geçmişten günümüze aynı. Sadece satılan mecralar farklı bir noktaya gelmeye başladı. İşte geçmişte örnek vereyim efendim, bir Mona Lisa tablosu çok ciddi anlamda değerli olup işte bir şekilde satılabiliyorsa bugün de NFT koleksiyonları çok rahat bir şekilde satılabiliyor. İnsanlar, kullanıcılar bunları alıyor. Gelecekte değerleneceklerini düşünüyorlar. Genelde dijital sanat eserleri hemen olarak. Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi siz gelecek demişken şimdi NFT evet gün geçtikçe daha da popüler olmaya başladı. Artık siyasi arenada da kendine yer buldu. Peki NFT gerçekten geleceğin teknolojisi olabilir mi? Şöyle söyleyelim, tabii Şevval Hanım, şu an için hani geleceği okuyabilmek güç ama var olan gelişmeler açısından baktığımızda her ne kadar dünyada ülkeler kripto paralara yönelik engellemeler koysalar da bir şekilde kripto paraların artık hayatımızın merkezinde yer aldığı, hatta medya kuruluşlarının güncel kurlar üzerinden bilgi verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla NFT'ler de dijital sanat eserleri olarak karşımıza çıkacağı için, yani bir müzik eseri dijital sanat eseri haline gelecek. Bir harita, işte az önce gördüğümüz gibi 12 ada NFT'ye dönüştürüldü. Bunlar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu teknolojik dönüşümün karşısında durabilme şansımız söz konusu değil. Türkiye olarak da söz konusu değil, dünya olarak da söz konusu değil. Dolayısıyla geleceğin teknolojisi elbette ki olacak. Bu dediğim gibi geçmişteki noter sisteminin yerini artık günümüzde dijital kayıt sistemleri, blok zincirleri, kayıt defterleri almaya başlayacak. Dolayısıyla Şevval Hanım, koleksiyonerler şimdiden daha bunun bir şekilde toplamalarına başladılar. Hani çok ciddi değer kazanmadan biz şimdiden alalım, kenara koyalım. Düşünebiliyor musunuz Şevval Hanım? Bir Ferrari'yi sırf NFT yapacak diye patlatan kişiler var. Onu patlatıyor, onun NFT'sini yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve ciddi manalarda satıyor. Bir Ferrari'yi belki harcıyor ama onun karşılığında onlarca Ferrari parasına bunun karşılığını alabiliyor mu gerçekten? Peki o kadar para kazanabiliyor mu? Şu an gerçekten aldığını görüyoruz Şevval Hanım. Hakikaten. Çünkü ciddi anlamda tabii bunların da değerleri var. Yapılan iş ve içerik, sunulan içeriğe göre işte 1 Ethereum'a, 2 Ethereum'a, 3 Ethereum'a ya da 0.00050 Ethereum'a satılan koleksiyonlar da söz konusu. NFT'ler de söz konusu. Hı hı. Bu şöyle düşünün Şevval Hanım. Nadir olan her zaman kıymetlidir. NFT dünyasında da aynı durum söz konusudur. Yani bazı çizimler hakikaten ciddi anlamda daha düşük maliyet gerektiriyor. O yüzden de satışı daha düşük oluyor. Ama az önce söylediğim gibi bir arabayı patlatan, işte ne bileyim çok daha ciddi anlamda mesela kendini işte atan insanların artık NFT'lerinin çıktığını görüyoruz. Ya da müzik eserlerinin NFT haline getirdiğini görüyoruz. O zaman sanatın da dijital hale geldiğini söyleyebiliriz bu noktada. Kesinlikle Şevval Hanım. Bu zaten sanatçılara ciddi anlamda bir fayda sağlayacak. Korsanın önüne geçilmesi, telif hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi noktasında blok zinciri adını verdiğimiz sistem dünyada ciddi anlamda yer edecek. Biz hep şunu görüyoruz. İşte NFT alacağım, satacağım, para kazanacağım. Bu işte biliyorsun Metaverse projeleri, arsalar. Evet. Aslında o aldığımız arsalar da bir NFT, nitelikli fikri tapu. Bunları alacağız, kazanacağız ama hiç bunun bilimsel ayağını ya da bunun topluma yansımasını düşünen olmadı. Sayenizde bunları da aktarmış oluyoruz. Bu sistem sanata, sanatçıya da destek vermiş olacak. Şimdiden daha müzik piyasalarında bunun var olduğunu görüyoruz, yer aldığını görüyoruz. Bunların sistemi işlendiğini görüyoruz. Takip kolaylaşacak Şevval Hanım. Yani işte korsanın önüne geçilmesi anlamında ciddi anlamda bir fayda sağlayacak. O içeriği kullanan isimlerin adına tasdiklenme işlemi gerçekleşeceği için dolayısıyla blok zinciri üzerinden kim ne kadar dinlemiş, kim ne kadar satın almış, parça satın almış, eser satın almış bunları kişi olarak görmeyeceğiz belki ama cüzdan ID'si üzerinden ne zaman profili çizebileceğiz. Yani Şevval Yıldırım olduğunu bilmeyeceğim ama bu profil işte haritalara çok ilgi gösteriyor. Bu profil şu çizimlere, animelere çok ilgi gösteriyor. Müzik parçaları, şu eserlere ilgi gösteriyor. Şunu sorayım hocam o zaman. Şunu hemen sorayım. Mesela bir internetten bir şey aldığımız aslında bildiğimiz sitelerden alışveriş yapmaya dikkat ediyoruz ki dolandırılmayalım. Peki NFT'ler evet. Üzerinden dolandırıcılık yapılabilir mi? Nelere dikkat etmeliyiz? Şevval Hanım tabii yine güzel bir sorusunuz. Teşekkür ederim. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi zaten siber hırsızlar, dolandırıcılar sanal ortamda kol geziyorlar ve NFT teknolojisi tam olarak Türkiye ve dünya genelinde oturmadığı için insanlar NFT alacaklarını düşünerek
sanal ortamda ya da arama motorlarında belli kelimeleri arıyorlar. İşte NFT al vesaire gibisinden. Dolayısıyla da her zaman doğru siteye yönlenmiyorsunuz. Sahte, siber hırsızların oluşturduğu sahte sitelere yönlendiriyoruz. Örneğin mesela diyor ki Mona Lisa'nın işte NFT'sini yaptım. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Piyasada satın alım işlemini gerçekleştiren o sahte siteler üzerinden siz aldığınızda bunları almak için ne yapıyorsunuz? Kripto para cüzdanınıza sahip olmanız ve kripto para cüzdanıyla bağlama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani o siteye aslında hani siz nasıl fotoğraflarınıza, görüntülerinize uygulamalarda erişim izni veriyorsunuz ya, orada da cüzdanınızın kullanımını bu sitelere veriyorsunuz. İşte Şevval Hanım ne oluyor orada? Siz o sahte siteye cüzdanınızı bağladığınızda, örnek vereyim, o NFT'nin ücreti 2 Ethereum, 3 Ethereum ya da 1 Ethereum. Ne oluyor? Direkt olarak o siber hırsız o site üzerinden sizin bütün cüzdanınızı boşaltabiliyor. Bütün kripto paralarınız, bütün NFT'leriniz, dijital sanat eserleriniz, dijital varlıklarınızın hepsi ne olabiliyor? Bir anda buhar olabiliyor. Dolayısıyla değerli izleyicilerimiz çok çok dikkat etsinler. Bu dönemde gerçekten NFT alayım, şimdiden hani işe gireyim, geçmişte Bitcoin almadım. Keşke alsaydım, 1 dolar 2 dolarken Bitcoin'i almadım. Hı hı. Şimdi işte dediğim gibi 20 bin dolarlara kadar çıktı. Bari NFT'de bunu kaçırmayayım diyerek bu sitelere abanıyorlar. Aman dikkat etsinler. Peki bir şey sorayım hocam. Şimdi kolay para kazanmanın cazibesiyle aslında gençler bazen riskli yatırımlar yapabiliyor. Ben Z kuşağı ile ilgili bir soru sormak istiyorum şimdi. Hı hı. Z kuşağı NFT bağımlısı olmaya başladı diyebilir miyiz? Hep olumlu yönlerinden bahsettik. Birazcık da öteki yüzüne bakalım durumun. Evet, çok haklısınız. Şimdi zaten gençler artık açıkçasını söylemek gerekirse kolay yoldan para kazanma derdine düştüler ve bundan dolayı da kripto paralara, NFT'lere çok ciddi ilgi gösteriyorlar. İşte pazarları, piyasaları bizlerden çok daha iyi bir şekilde kontrol ediyorlar, kıyas yapabiliyorlar, mukayese edebiliyorlar. Ama tabii sizin dediğiniz gibi bunun artıları olsa da eksileri de mevcut. Çünkü dediğim gibi şöyle düşünün. Dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir sistem yok Şevval Hanım. Herkesin kazanabileceği bir sistem asla söz konusu değil. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Burada genç kardeşlerimizi de uyaralım. Özellikle değerleneceğini düşünerek ciddi anlamda NFT aldıklarını görüyorum. Fütursuzca. Aman bunu da alayım, şunu da alayım vesaire diyorlar. Ama bu ciddi anlamda bir düşüş yaşandığında psikolojik olarak onlarda çöküntü meydana getiriyor. Hatta Şevval Hanım bakın kripto paraların değer kaybettiğinden dolayı intihara sürüklenen gençlerin olduğunu gördük. İnsanların evlerini, barklarını ipotek ederek, satarak kripto para dünyasına, NFT dünyasına girdikleri. Ancak bunların da bir anda tepe taklak gitmesi sebebiyle bir anda ciddi çöküşler yaşadığını gördük. Psikolojik olarak intihar eden, intihara sürüklenen insanları gördük. Dolayısıyla Şevval Hanım, bu sistem şöyle bir sistem değil. Herkesin kazanacağı bir sistem değil. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Bu işe girecek insanların ciddi anlamda aynı borsayı, piyasayı nasıl takip eden insanlar varsa ciddi anlamda kripto para dünyasını takip etmeleri gerekiyor. Tabiri caizse onlarla yatıp onlarla kalkmaları gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir vakit harcama anlamına geliyor. Dolayısıyla bu iş motivasyonunu bozuyor. Eğitim anlamında kişilerin, öğrencilerin geri planda kalmasına sebebiyet veriyor. Bağımlılık oluşturuyor açıkçasını söylemek gerekirse. Son olarak kısa bir şey sormak istiyorum hocam şimdi. Evet bu 12 ada NFT'ye dönüştürüldü. Peki bu durum siyasi arenada da bir krize neden olabilir mi? Şevval Hanım şöyle söyleyelim. Şimdi artık bu 12 ada evet NFT'ye dönüştürüldü ve ciddi anlamda Türk medyası tarafından dünyaya servis edildi aslına bakarsanız. Şimdi dijital diplomasi dediğimiz bir kavram var. Ülkeler her ne kadar işte dediğim gibi sahada kendilerini geliştirebiliyor ve ülkelerle diğer ülkelere mücadele gerçekleştiriyorlarsa dijital ortamda da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla da belki bu durum bir fitili ateşledi. Dünyada belki bundan sonraki süreçte şimdi Yunanistan'ın yetkililerini ben sosyal medyada ve tabii ki dünya ajanslarını da takip ettiğimde bu olaydan kaynaklı ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ve onların da biraz bundan dolayı tahammülsüzlük yaşadığını gördüm. Bundan sonraki süreçte aynı durum söz konusu olabilir mi? Mesela işte gelip onlar da buna bir misilleme yaparak farklı bir NFT üretebilirler mi, geliştirebilirler mi?
Bunlar da sanki karşımıza çıkacak bir husus olarak görülüyor Şevval Hanım. Yani dijital dünyada artık NFT savaşlarının belki başlayacağını söyleyebiliriz. Bu fitilin de 12 adanın NFT'ye dönüştürülmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama gelecek gerçekten dijital dünyada birçok şeye gebe olacak gibi gözüküyor Şevval Hanım. Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum teşekkür efendim. Ederiz. Hoşçakalın. Evet, doçent doktor Ali Murat Kırık'la birlikte NFT konusunu ele aldık. 12 ada NFT'ye dönüştürüldü. Artık siyasi arenada da yer buldu diyebiliriz.